Son dakika. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni görüşme. İki ülke demiryolunu tekrar açıyor. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Brüksel, Avrupa Birliği'ni doğudaki ortaklarıyla bir araya getiren Doğu Ortaklığı zirvesinin hemen öncesinde Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Azerbaycan-Ermenistan buluşmasına ev sahipliği yaptı. Bugün yapılan zirveye katılmak üzere Brüksel'e gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile önce ayrı ayrı görüştüler. Sonrasında ise Michel'in ev sahipliğinde üçlü bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede ele alınan konuların başında, geçen yıl iki ülkenin karşı karşıya geldiği İkinci Karabağ Savaşı sonrasında bölgedeki durum yer aldı. Toplantıda, kalıcı barış arayışı, iki ülke arasındaki doğrudan temasların kolaylaştırılması ve ilişkilerin geliştirilmesi gibi başlıklar da ele alındı. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Kasım ayı sonunda Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin ile üçlü görüşme yapmıştı. NATO'da da temaslarda bulunan Aliyev, ittifakın karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı. Aliyev, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Paşinyan sosyal medya hesabından, Azerbaycan ile demiryolunun tekrar açılması yönünde anlaştıklarını açıkladı. Anlaşma ile Ermenistan'ın, Rusya ve İran'a demiryolu hattıyla ulaşabileceğini belirten Paşinyan, demiryolu, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında çalışacak. Temasları sürdürme konusunda da anlaştık dedi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.